Herkese merhaba bitkisever dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün şefleri bitkisi çoğaltma yani üretim yollarını anlatacağım sizlere. Ben nasıl üretim yapıyorum, hangi yöntemi kullanıyorum bunu anlatacağım sizlere. Bu şefleri bitkisi bazen de beş parmak bitkisi olarak anılıyor. Evlerde, ofislerimizde dekoratif yapraklarıyla her yerde yetiştirmek mümkün. Bakımı oldukça kolay ama nasıl üretim yapıyorum? Asıl ben bu konuya, bu soruya cevap vereceğim. Evet, bunun çoğaltma yöntemi iki türlü. Birisi aldığımız çelikleri direkt toprağa dikerek olur. İkincisi ise aldığımız çelikleri suda köklendirerek daha sonra toprağa yani saksıya dikerek olur. Evet, ılıman iklimlerde yani Akdeniz iklimlerinde bahçelerde, parklarda bu bitkilerden şeflere bitkisinden görmek mümkün. Bu alacalı yapraklı bir de düz yeşil yapraklı olanlar var. Evet, ben suda köklendiriyorum. Gördüğünüz üzere harika gelişen güçlü kökleri var. Yani su kültüründeyken kesinlikle bitki besini vesaire hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece su terapisindeyken dikkat etmemiz gereken konular var. O konulara dikkat ediyorum. Bu da yeni yeni köklenenlerden ama gerçekten çok güzel, güçlü köklenmeler mevcut. O da evet su terapisinde nelere dikkat ediyorum? Şeflara bitkisi için öncelikle ışık, bol ışık alan bir yerde bekletiyorum. Kesinlikle karanlık bir yerde bekletmiyorum suda. Onun haricinde suyu eksildikçe üstüne sadece su takviyesi yapıyorum. Onun haricinde eğer suyunda bulanıklaşma, kötü koku olursa mutlaka suyu boşaltıyorum. Su terapisini aldığım mesela bardağı yıkıyorum. Ondan sonra tekrar dinlenmiş oda sıcaklığında suyu kullanıyorum. Ben aslında filtrelenmiş, arıtılmış su kullanıyorum. Çünkü kireç bitkilerimize iyi gelmiyor. Evet, bu iki yöntemle bitkinizi üretim yapmak mümkün. Bu oldukça sıkça sorulan bir soru. O yüzden bu soruya cevap verdim. Şimdi bunu henüz dikmeyeceğim. Kökleri biraz küçük, hem bitkin kendisi küçük. Eğer bunu toprağa alsaydım sera yöntemi uygulamam gerekirdi. Ayrıca dikkat etmemiz gereken diğer husus ise aldığımızda yani su terapisini aldığımızda bitki bu şekilde suda yüzmeyecek. Ben sadece bu videoyu çekmek için böyle yaptım. Normalde pet bardağı alıyorum. Sadece şu kök kısımları yani suya değecek şekilde yani yaprakları ve yeni açan yaprağı suda değmeyecek. Sadece şu alt kısım suda olacak. Aksi takdirde yaprağınız çürür suda durduğu için uzun süre. Bu şekilde bu bahsettiğim konulara dikkat ederseniz siz de suda bu şefleri bitkisini köklendirip üretim yapabilirsiniz. Ben bu bitkiyi gerçekten çok seviyorum. Yaprağının alacalığına hayranım, gerçekten aşığım. Gördüğünüz gibi verdiğim emeklerin karşılığını aldım. Bu da harika bir duygu. Bu kökleri görmek gerçekten beni sevindiriyor, mutlu ediyor. Çünkü bu şekilde suya aldığımda köklerinin gelişimine takip edebiliyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Ne zaman toprağa saksıya dikmem gerektiğini böylelikle anlıyorum. Evet, siz şeflere bitkisi yetiştiriyor musunuz? Siz üretim yaparken hangi yöntemi yapıyorsunuz? Direkt toprağa mı dikiyorsunuz? Ya da su kültürünü alıp suda köklendikten sonra mı toprağa alıyorsunuz? Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet, geldik bir videonun sonuna. Takipte kalın. Yine paylaşımlarım olacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet, bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.